Herkes de bir posta, ters baskıda sıfır posta diyor. Bizde yeni bir tane posta var. Allah'ım, Allah'ım, umarım anahtar kasası vermişlerdir. Amin. Açıyorum. Adalet Sarayı yazar Justitku orijinal. Bakalım okuyalım ne varmış. Sayın Bay Doktor, duruşmanızın gerçekleşeceği Yeniköy Adalet Sarayı'nın inşaatı tamamlanmıştır. En yakın zamanda köyden ayrılmadığınızı ve duruşmaya çıkacağınızı belirttiğiniz bir dilekçe ile Adalet Sarayı'na müracaat ediniz. Oha. Adalet mülkün temelidir. Arkadaşlar cidden. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şuradan bir çıkayım arkadaşlar. Cidden Adalet Sarayı'nı yapmış manyaklar. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle Köycraft'ın 6. bölümüyle karşınızdayım gençler. Hepiniz videonun öncelikle hoş geldiniz. Video aşağıdan arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Köycraft'ı çok sevdiğinizi ben de biliyorum. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane şeyler yapacağız. Evimizin içini dekor edeceğiz. Envanterimizi düzenleyeceğiz. Ve arkadaşlar evimizde biraz da olsun bir şeyler düzeltmeye çalışacağız. Öncelikle hala kanalımıza ve ailemize katılmadıysanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bugün saat akşam 5.30 ve 6'da aşağıda açıklama kısmında vermiş olduğum Küp TV linkinden Köycraft'ın maden yayınını yapacağım arkadaşlar. Eğer yayınları seviyorsanız sizler de yayına hepinizi bekliyorum. Saat 5.30-6 civarında olacak. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında Küp TV linkimiz var. O linke tıklayıp abone olursanız eğer bize o kanaldan size direkt bildirimi gelecektir yayının. Şimdi isterseniz ufaktan başlayalım. Önceki bölümde arkadaşlar ben yün almıştım koyunlardan ama bundan yatak yapmamıştım. Hemen abi şöyle ufaktan yatak yapımıyla başlayalım. Bu arada arkadaşlar dışarıda şu anda yağmur var. Bakalım durmuş mu yağmur? Yağmur daha durmamış. Maşallah üstümüz başımız hep ıslanacak yemin ediyorum. Derken herkeste bir posta, ters baskıda sıfır posta diyor. Bizde yeni bir tane posta var. Allah'ım, Allah'ım, umarım anahtar kasası vermişlerdir. Amin. Açıyorum. Adalet Sarayı yazar Justitku orijinal. Bakalım okuyalım ne varmış. Allah'ım umarım ceza yememişizdir yine, amin. Arkadaşlar açıyorum. Açtım. Sayın Bay Doktor, duruşmanızın gerçekleşeceği Yeniköy Adalet Sarayı'nın inşaatı tamamlanmıştır. En yakın zamanda köyden ayrılmadığınızı ve duruşmaya çıkacağınızı belirttiğiniz bir dilekçe ile Adalet Sarayı'na müracaat ediniz. Eğer ki şartları karşılamazsanız hakkınızda arama kararı çıkartılacaktır ve alacağınız cezanın iki katını alacaksınız. İyi günler. Yeniköy Adalet Sarayı. Güzel, güzel, güzel. Galiba Adalet Sarayımız burada. Bakalım Adalet Sarayı'nı nasıl yapmışlar. Kapıları şu anda açık mı bunun? Evet, arka taraf açık. Bir bakalım bakalım bu Adalet Sarayı neymiş. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim evimize abi haciz geldi. Biz bir ceza yedik. İlk bölümde yanlış bir yerden bu arada inşaat minşaat. La geçenki dayılar o yüzden çalışıyordu burada. Oha. Adalet mülkün temelidir. Arkadaşlar cidden. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şuradan bir çıkayım arkadaşlar. Cidden Adalet Sarayı'nı yapmış manyaklar. Ben bu aman tanrım dedim. Bir dakika bir dakika. Bu arada yorumlarda o cinler dediğim şeyler oyundaki bazı zararlı hayvanlarmış. Yorumlar kısmına panton mu neymiş isimleri geliyor. Aman tanrım. Ah vurdu beni. Senin lanet olası. Oğlum sizi öldürmeyi de bulacağız. Hiç merak etmeyin. Sizi öldürmeyi de bulacağız. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani cidden biz şaka maka şimdi bu oyunda abi daha sonra bu serverda bu serimizde cidden biz duruşmaya çıkacağız. Yani mahkemeye çıkıyoruz, haberiniz olsun. Umarım mahkemede bize bir şey yapmazlar. Şimdi şaka diyenler olacaktır. Ama biz bu oyunu gerçekçi yapacağımız için size söz verdik. Ve hani biz dediğimiz şeyi de yaparız. O yüzden cidden çıkacağım yani. Korkmuyor değilim bana ne yapacaklar hakkında. Çünkü seride geç kalırsak arkadaşlar hiç iyi şeyler olmayacak. Bunlara eminim. Pantom Reis çık da buradan. Evimin kapısını bekliyor ya. Ya oğlum sizi var ya öldürürüm. Kaçarsın işte böyle aslanım. Hadi mahalleye bakayım. Lan geliyor mu? Süzül de geliyor manyak. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi be, bir tane daha vursam belki ölürdü. Neyse arkadaşlar bununla hiç uğraşmayacağım ben. Direkt şuradan hop.
şu almış olduğumuz postayı da şunun yanına koyalım arkadaşlar. Şimdi demiştik ki biz bir tane yatak yapacağız. Hemen yatağımızı. Arkadaşlar vallahi sesler geliyor, korkuyorum. Bakın serverda şu anda tekim. Yemin ederim ki korkuyorum. Aa, beyaz gün beyaz yatak yapıyor. Peki ben kırmızı gül çalsam etraftan? Arkadaşlar umarım ceza yemeyiz. Allah ya, bir gidin artık, peşimi bırakın. Psikopat manyaklar. Allah'ım, iki tane oldular. Kestim. Pantomu kestim. Vallahi kestim. Kestik. Gel la, gel. Gel la. Aha, kestim. Vallahi kestim. Ne çıktı? Hayali zar çıktı. Arkadaşlar bunun ne işe yaradığını lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın abi. Sarı mı yapsak? Ben kırmızı yatak yapmak istiyorum. O yüzden 3 tane gül koparacağım. Yani güzel köyümüzden 3 tane gül kopardım. Umarım ceza yemeyiz arkadaşlar. Yorumlar kısmında da lütfen hani beni de destekleyici şeyler yazmayı unutmayın. Bakın adamlar her şeye bir şey buluyor arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Adamlar her şeye bir şey buluyor. Kırmızı güne çevirdik bunları da. Hop, hemen şuradan bir tane kırmızı yatak yapalım kendimize. Güzel. Yatağımız nerede olsun? Kış geldiği için balkonda yatamam. Çok soğuk olur. O yüzden içeri bir yer yapayım. Ve bu arada arkadaşlar evimizde dizaynı değiştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Şuraya yatağımı koyuyorum. Hem bu tarafa yatsam nasıl olur? Başımın ucuna da şöyle bir koltuk yapsam. Güzel olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar kendimize merdiven yapacağız. Ve merdivenlerden de şey yapacağız kendimize. Koltuk tarzı bir şeyler yapacağız. Maske yapmıştı. Güzel durdu. Ben de yapacağım. Açık konuşmak gerekirse. Hani evin içine. Hatta bir tane daha yapalım, şöyle fazla olsun. Odun kasacağız zaten bugün. Büyük bir ihtimal kasarız. Şimdi şöyle bir kendimize koltuk tarzı bir şey yapalım arkadaşlar. Hop, şurayı da şöyle kapat. Misafirler gelince oturur. Yatağımız zaten burada abi. Çok da güzel oldu bence. Bir tane daha kapatabilirim şöyle. Burası oturma tarzı bir yer oldu. Güzel. Şimdi üstümüzdeki eşyalara bakalım. Camlarımız var. Ironlarımız var. Bence şu ironlardan öncelikle arkadaşlar biz bir setimizi tamamlayalım kendimize. Hani çünkü eğer setimizi tamamlamaz isek bu hayvanlar cidden bize bayağı bir vuruyor arkadaşlar. O yüzden setimizi tamamladık. Ironlarımız daha var. Bunları şimdilik satmayacağım. Belki işimize yarayabilir. Hayali zar falan çıktı. Bunların da ne işe yaradığını yorumlar kısmında hepinizden bekliyorum. Haberiniz olsun. Şimdi ufaktan bir madene gidelim. Bildiğiniz üzere şu anda 16 levelimiz var. Ve serverdaki ilk büyüme masasını da biz yaptık. Şu anda bizim lapis lazuli ihtiyacımız var. Bence şu maden tarafına bir gidelim arkadaşlar. Madenden birazcık lapis lazuli alalım yanımıza. Çünkü enchant basam, yani büyü basamıyoruz kendimize. Bildiğiniz üzere 1.8'den sonra, daha doğrusu 1.7'den sonra artık büyü basmak arkadaşlar size zorlaştırıyor oyunu, şöyle söyleyeyim. Yani büyü basmak için en az bir tane lapis lazuli ihtiyacınız var. Haberiniz olsun. Şimdi maden girişimizi bulduk abi. Maden girişimiz zaten yakında. Buradan da aşağı inen var da ben buradan, aman tanrım dedim. Manyak psikopatlar, yemin ediyorum var ya, bizi öldürmek için yapmışlar bir madeni var ya. Hepinizle görüşeceğiz. Suyumuzu alalım şöyle, tamam, ağlamaya gerek yok. Buradan aşağı inmiştik en son biz. Hatta buradan herkes inmiş. Neyse, buradan biz devam edelim şöyle. Bana lapis lazuli lazım abi. Lapis lazuli lazım. Ben buradan böyle gitmiştim, iyi hatırlıyorum. Büyük bir yere çıkmıştık. Eğer o büyük bir yeri tekrardan bulabilirsem, ki bulacağım gibi gözüküyor, bayağı hoş olacak bizim için. Hop. Şu yolu şöyle takip edelim. Aha, en son buradan mı gitmiştik biz? Evet, buradan büyük bir yere çıkmıştım sanırsam. Yalnız bir dakika, bunu buraya koyacağım. Hop. Tamam, güzel. Şimdi buradan arkadaşlar goldlar falan var. Bence zaten şu an serverda kimse yok. Yani kendi başımızdayız. Yani itemlerin hepsi giremez. Herkes her şeyi kazamaz. O yüzden ben şimdilik şuradan şunları bir alayım abi. Goldları gelmişken bir alalım şöyle. Bize şu an lapis lazuli lazım. O da aşağıki katlarda oluyor. Onları da birazdan hop alırız. Ben aşağı ineyim. Şu lavanı söndürelim ya. Şimdi yanar filanız abi. İtemlerimiz filan gider. Ondan korkuyorum ben. Ve çok dikkatli olmam lazım. Çünkü geçen creeper manyaklar üstümüze atlamıştı. Çok kötü olmuştu ya o. Hop. Kazma niye böyle oldu? Bir saniye şöyle yapacağım. Seçenekler, denetimler, otozıklama kapalı. Şunu C'ye ayarlayalım, bunu da F'ye ayarlayalım. Şöyle bir dakika, bu E. Bu da F, tamamdır, güzel. Bu arada Kızıltaş serverda para etmiyormuş. Ama birbirimize satabiliyormuşuz, haberiniz olsun. Çünkü ben sordum bunu, şey dediler. Eğer Kızıltaş'a satılsaydı çok biz para kasarmışız serverda. O yüzden onu şu anlık paralı yapmamışlar.
Ama belki böyle çok fazla satınca birazcık para verme olayını yapabilirlermiş. Onda ilerleyen zamanlarda dediğim gibi arkadaşlar server'a her gün güncelleme gelecek. Her gün yeni şeyler gelecek. Haberiniz olsun. İnanmayanlar vardı. Hani yeni yeni şeyler geldiğinde belki bu sistemle değişebilir gibi. Şuradaki iron'ları alalım ya. Iron iyi para yapıyor abi. Şöyle birazcık kapatalım. Bunlar aşağıda düşüğünde yanmasınlar. Hop kas 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 kas. Yemin ediyorum var ya server'daki şu anda en zengin kişi biz bu arada, haberiniz olsun arkadaşlar. Diğerleri daha maden yapmayı bile bilmiyor ya. Ezik diğerleri. Baya dükkanlar açacağız böyle hepsini. Fazla fazla satacağım. Zaten dolar da yükseldi. Yani abi bize gelişi bu kadar. Haberleri olsun. Kas şunlar da. Bu arada bölümler hep 30 dakika istemişsiniz ama videolar 2000 like'a geçmiyor yani. Bunu açıkçası beni birazcık üzdü arkadaşlar. Yani yalan konuşmak istemiyorum. Bayağı bir üzüldüm. O yüzden bu videoya like atın. Belki diğer bölümü 30 dakika yapabilirim. Şimdi buradan yardılar mı abi biraz şöyle. Bence tek burası yoktur. Zaten şu an bize bir tek lapis lazuli lazım. Onun için geldik madene. Onu da buluruz. Kızıltaş bulduk zaten. Bu arada boğazım ağrımıyor ama öksüresim geldi, anlamadım ya. Çok değişik bir insanım. Arkamdan şöyle kırpır falan gelirdi abi, dur korkuyorum. Bence arkadaşlar biz bu tarafa bir gidelim. Bence burada buluruz ya. İnşallah. Hadi bakalım. Bu arada bayağı bir taşım oldu. Bunlar kalsın arkadaşlar. Çünkü taşları belki 1.13'te çevirebiliyoruzdur. Hani bizim için iyi olur. Açıkçası ve lava buldum. Evet, burada maden var. %80 inşallah maden vardır. Allah'ım lütfen maden olsun. Hadi be. Hadi be. Bu kadar olmaması lazım bu lavların. Kömür bulduk. Kömürün olduğu yerde eskiden bir rivayet vardı. Herkes şey derdi. İşte 11. katta kömür bulduysan yakınında diamond var derlerdi. De öyle bir şey olduğunu ben sanmıyorum ya. Rivayet diye geçiyor abi. Ama belki gerçekte olabilir. Lan karşınızda diamond buluruz. Vallahi hiç belli değil arkadaşlar. Oyun dediğim gibi çok değişik abi ya. Her an her şey olabiliyor. Minecraft öyle bir oyun. Her an her şey olabiliyor abi Minecraft'ta. Hop. Vallahi laf ses duydum. Arkadaşlar lütfen şurada bir tane lapis lazuli bulalım artık ya. Hadi abi. Su sesi var. Su varsa maden de vardır. Bu tarafta. Bu arada server'da kimse yok değil mi? Az önce ayak sesi duydum arkadaşlar. Ve nereye çıktım ben? Ana. Lan! Abi! Şaka gibi. Aman tanrım dedim. Abi. Ula madenin başlangıcında diamond varmış. Arkadaşlar. Abi şaka yapıyorsun sen. Oğlum şu an çok mutlu oldum. Yemin ederim şu an çok mutlu oldum. Emeklerimizin karşılığı. Lapis lazulimiz de burada. Hadi bakayım şu lanet olası lapisleri toplayıp. Adamıza artık. Ada diyorum pardon. Evimize artık ufaktan gidelim arkadaşlar. Güzel 33 tane bulduk. Gelmişken şunları da kazalım. Kimseye bir şey bırakmayalım abi. Çünkü ne kadar hızlı biz gelişirsek tüken açacağız. Bu arada ben dükkan demiyorum. Tüken demeyi daha çok seviyorum. Tüken. Yorumlarda siz de bundan sonra tüken diyeceksiniz. Tüken. Şimdi hemen home çekelim abi şöyle. Hop. Home yazalım şöyle. Evimize de geldik abi. 5 tane de diamond bulduk arkadaşlar. Bu bizim için cidden mükemmel oldu yani. Galimetlerimize ekleyelim şöyle, bunları da satarız. O sırada da şu iron'larımız bizim pişe dursun. Buna 3 tane koysam 8 çarpı 3 24 yapıyor. 3 tane kömür arkadaşlar, bunun hepsini ısıtacaktır merak etmeyin. Buradaki yemekler de pişmiş. Şuraya da gold'ları koyalım. Bunun altına merdiven koyalım. Zaten merdivenleri kullanmayacağız. Şimdi arkadaşlar enchant basma zamanına geldi abi. Basıyorum kazmama. Hadi bakayım. Verimlilik 1. Basıyorum. Bastım. Verimlilik 1'imiz hayırlı olsun. Diamond'dan kılıç şu anlık yapmayacağım. Hatta aralarında bir saldırı değeri var. Onu da bence keskinlikle kapatabiliriz. Ve keskinlik 1. Kılıcıma da bastım. 7 saldırı değeri veriyor. Şu an Diamond kılıçla aynı vuruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka neye basabilirim? Onu düşünüyorum. Aslında bir tane kendimize Iron'dan balta yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü hani odun kırmam gerekecek. Belli oldu bu. Ben bir tane de kendime balta yapmak istiyorum. Ve buna da bir tane verimlilik basarsak çok hoş olacak şu anda. Kırılmazlık diyor. Verimlilik 2 varmış. Bir dakika.
Abi benim minik 2 bastım demir baltaya. Mükemmel. Daha 15 levelimiz var. Birazcık da bizim kitabımız vardı arkadaşlar. Onları da basalım isterseniz şöyle. Bakalım kitaplarda ne veriyormuş. Keskinlik kılıcımızı yükseltebiliriz. Ama daha şey yapamıyoruz. Lanet olsun. Neyse basalım biz ya. Elimizdekileri basalım. Savurma güç diyor. Güç olsun mu? Yaya basarız. Yayı güç 2 yaparız. Aynen abi. Güç 2 yapalım bunu da. Tamam. Bir tane daha kitabımız var. Buna da güzel bir şey var. Koruma diyor. Şişlemenin ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Koruma. Koruma. Ver la korumayı da ver. Tamamdır. Korumayı da aldık. Arkadaşlar bu kitaplarımız şimdi şurada dursun. Hatta paraların üstüne katalım. Bunları da dediğim gibi şey yaptığımızda abi İngilizce tabiri enchant diyorum pardon. Örsümüz arkadaşlar yaptığımızda da bunları birbirine katlaya katlaya basacağız. Hiç merak etmeyin. Çok çok gelişmeye çalışacağım. Umarım arkadaşlar bu bölümü beğenmişsinizdir. Videoyu lütfen like atmayı unutmayın. Ve dediğim gibi arkadaşlar ailemize katılmak istiyorsanız da açıklama kısmında abone olma linki var. Zaten kırmızı butonun da abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Ve bu arada diğer bölümde ben maden yapmış bir şekilde beni görebilirsiniz. Bunun sebebi de bu akşamki yayında 1 saatlik maden yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Yürüyorlar karanlık dar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar, yasa dışı yollar he. Tarafını seç, el verdi gençlere kafanıza sıkacak.